Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak İsra suresi 1. ayetinde bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Kıymetli Bingöl'lü kardeşlerim, Haydut ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıkladı. Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yeni bir skandala daha imza attı. Yüzyılın anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma, Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken Filistinlileri tarya olarak yaşamaya mahkum ediyor. Katil! ABD Orta Doğu'dan defol! Katil! ABD Orta Doğu'dan defol! Katil! ABD Orta Doğu'dan defol! ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararlarla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Trump açıklamasında işbirlikçi, hain, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. Bugün burada ilk kılmemiz Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak için toplanmadık. Bugün kınama günü değildir. Bugün Kudüs için ağaç yakma günü değildir. Bugün ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Sadece kınama pasifliğimizi örtmesin, bizi harekete geçirsin. Ey Selahattin, ey Şeyh Ahmet Yasin, ey mabedimiz için can veren şehitler, size söz veriyoruz ki Kudüs ile özgürleşip Kudüs ile dirilinceye kadar sizin soluğunuz ve sizin haykırışınız olacağız. Oğluk oğluk kanaksa kurtulacak el aksa. Oğluk oğluk kanaksa kurtulacak el aksa. Oğluk oğluk kanaksa kurtulacak el aksa. Kıymetli kardeşlerim, ABD'nin bu kararı Filistin'in bütün Filistin'i işgal etme planının bir parçasıdır. Bu plan yeni değildir. ABD bu kararı 1995'te almıştır. Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. yıl dönümünde bu karar bilinçli olarak uygulama konulmuştur. İsrail, Filistin'i işgal sonrasında işgal topraklarını Suriye ve Türkiye ekseninde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu planı uygulamak için de ABD ile işbirliği yapmaktadır. ABD, İsrail ile birlikte işgalin tarafı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse ABD'nin bu kararı da aynı şekilde vicdan, hukuk ve tarih önünde hükümsüzdür. Bu kararı asla tanımıyoruz. Kudüs İslam ümmetinindir. 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 İsrail'in varlık sebebi işgaldir, kan ve gözyaşıdır. İsrail'in işgali uluslar ve uluslararası hukukta onaylanmış değildir. Onaylanması mümkün de değildir. Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler'in kararları nettir. 1967 sınırları sonrasında yapılan ve yapılacak bütün işgaller, yerleşkeler, utanç duvarları illegal olarak tescillenmiştir. Ancak ABD uluslararası hukukun ve sistemin kararlarına karşı koymakta, tüm dünyaya meydan okumaktadır.
Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya dünyadaki tüm devletler kendi hukukunu uygulayacak ve dünyaya kaos hakim olacak, ya da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar ABD ve Siyonist İsrail'in hukuka uygulamasının gereğini yapacaktır. Bu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin özel gündemiyle toplanması ve caydırıcı kararlar alıp uygulamasıyla sağlanabilir. Herkes için barış, ancak Siyonist İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinliler kendi yurtlarında özgür olabildiğinde mümkün olacaktır. İslam dünyası da Filistin'e ve Filistin'in başkenti Kudüs'e sahip çıkmalı. Siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail, ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı. İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde hayır, hayır bildiğimiz şeylerde şer olabilir. Biz bilemeyiz, ancak Allah bilir. İşte bizim şer olarak gördüğümüz bu kararda üzerine ölü toprağı serpilen ümmetin uyanışına ve dirilişine vesile olacak inşallah. İsrail'le ve ABD'le dost olan Arap ülkeleri belki de kendilerini tekrar sorgulayacaklar. Umudumuz işbirlikçi yöneticilerden değil, Müslüman halklardadır. Yaşasın İslami direnişimiz! Yaşasın İslami direnişimiz! Yaşasın İslami direnişimiz! Kıymetli Bingöl'lü kardeşlerim, bugüne kadar onurlu ve azimli bir mücadele ortaya koyan Filistin halkını da buradan selamlıyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistin'in değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs'ün müdafası hepimizin mesuliyetidir. Kudüs maddi bir mekanın değil, manevi coğrafyamızın ismidir. Gökte yapılıp yere indirilen şehirdir Kudüs. Kudüs bitmeyen duamızdır. Kudüs emanettir bize. Kudüs barışın başkentidir. Kudüs insanlığın vicdanıdır. Kudüs ümmetin göz bebeğidir. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs bizim namusumuzdur. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Bingöl düşer, İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Kudüs Filistin'in başkentidir ve inşallah hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacaktır. Amin. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Evet, diyoruz ki İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun. Mehmet Akif İnan'ın şu dizeleri içimizdeki özlemi ve haykırışı ne güzel dile getiriyor. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Ve yine Rabbimizin şu ayeti ve emriyle haykıralım. Onlar ki Rabbimiz bir Allah'tır demelerinden başka bir neden ve haklı bir gelecek olmaksızın yurtlarından çıkarıldılar. Allah'ın da insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile savuşturması olmasaydı kesinlikle manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır ki bunlarda Allah'ın ismi çokça anılır. Ve elbette Allah kendisine yardım edenleri üstün kılacaktır. Kuşku yok ki Allah çok güçlüdür, çok izzetlidir. Alçaltan, kendisine hamd edenlere karşı sonsuz cömertlik sahibi olan, kullarını gölgesinde gölgelendiren ve de dinini tüm dinlere üstün kılan Allah'a hamdolsun. Ey her şeye gücü yeten, aziz ve hakim olan Allah'ım, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. Allah'ım, bizleri gafuz, tevkisiz, umursamaz olmaktan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım, mübarek kıldığın vahyin indiği yer,
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ilk kıblesi, yeryüzünün semaya açılan kapısı, bereketin merkezi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miracına mekan olan, çok sayıda peygambere ev sahipliği yapmış ilk kıblemiz ve kurulduğu günden bu yana vahyi ilahi tebliği ve peygamberlik müessesesini temsil eden Kudüs'ü Siyonist işgalinden kurtar. Allah'ın içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Şu mübarek cuma günü hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, Müslüman beldelerdeki liderleri ve yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Allah'ım onları ıslah et. Onların kalplerinden kafirlerin korkularını çıkar. Onların kalplerine kendi korkunu ver. Ey Rabbimiz, İslam olmuyorlarsa onları Müslümanların başından def et. Müslümanlara kınayıcının kınanmasından korkmayan, ümmetin dağınıklığını giderecek basiretli, cesaretli, izzetli liderler Selahaddin Eyyubileri nasip eyle. Allah'ım İsrail Siyonizmini, hamisi Amerika'yı ve uzantılarını yerle bir edecek gücü bu ümmete nasip et. Amerika yenilmez, İsrail yenilmez diyen sözde gafil Müslümanları gafletlerinden uyandır. Düşmanlarımızı kahar ismi şerifiyle kahreyle. Allah'ım ümmetin dağıldığı, Müslümanların bölük bölçük olduğu bu zamanda bizlere birlik ve dirlik nasip eyle. Ümmet arasına fitne fesat tohumları ekmek isteyenlere fırsat verme. Tüm Müslümanlara ümmet olma bilincini, birlik ve beraberlik ve kardeşlik şuurunu nasip et. Allah'ım ümmeti gaflet uykusundan uyandır.